Ben Doktor Orhan Tarçın. Bugün endoskopik girişimler hakkında ve endoskopi cihazları hakkında bilgi vermek istiyorum. Biz endoskopi terimi genel bir terminolojidir. Endoskopi terimi bir çatıdır. Onun altında gastroskopi vardır, duodenoskopi, kolonoskopi ve endoskopik ultrasonografi. Bugün özellikle gastroskopiden, yani mideye bakma işleminden endoskoplarla, yine kolonoskopiden, kalın bağırsağının endoskopik olarak incelenmesi konusundan ve aynı zamanda sadece mide veya bağırsak duvarını değil, duvarın arkasını gören endoskopik ultrasonografi sisteminden bahsedeceğim. Gastroskopi nedir? Gastroskopi, ağızdan girerek yemek borusunun, midenin ve ince bağırsağın üst kısmının incelenmesidir. Bu işlemde ince bağırsağın, 12 parmak bağırsağı denilen 15 santimetrelik üst kısmı da incelemeye dahil edilir. Şimdi burada görüldüğü gibi gastroskopla yemek borusundan gireriz, mideye kadar ineriz, daha sonra 12 parmak bağırsağına daha aşağılara kadar ineriz ve işlemi sonra burada keseriz, geriye döneriz. Ama bu işlem esnasında 12 parmak bağırsağında ana safra kanalının açıldığı bölgeyi de özellikle inceleriz. İncelediğimiz cihaza gelince, üst gastrointestinal sistemini, yani sindirim sisteminin üst kısmını biz gastroskop denen şu cihazla incelemekteyiz. Bu cihazın özelliği şudur: esnektir, flexible. Bunlar ilk çıktığında ince uzun bir metal boruydu. Daha sonra esnekleştirildi, hatta daha sonra kumanda edilebilir bir hale getirildi. Yani şu anda biz bu cihazı kendi üstüne katlayabiliyoruz, ters görüntü alabiliyor. Tamamen tersi hareketi de yapabiliyoruz. Yukarıya dönebiliyor belli bir açıda. Sağ ve sola da dönebiliyor aynı zamanda. Ve bu şekilde gözlenmemiş alan bırakmadan işlemi yapabilmemize olanak sağlıyor. Şimdi bu cihazın içinde 8 tane kanal birden var. Bunlardan kimisi ışık vermek için, kimisi görüntüyü almak için, kimisi de aspirasyonu yapmak için. Cihazın kalınlığı 8.9 milimetredir. Aslında bu cihazları çok daha inceltebiliriz. 4-5 milimetrelik, hatta 2 milimetrelik cihazlarımız bile var. Ama burada işlemin kalitesi önemli. Ancak bu kalitedeki bir cihazda, bu kalınlıktaki bir cihazda optimal görüntü alıyoruz. Cihaz ince olsaydı acaba daha mı iyi olurdu? Hasta daha mı rahat olurdu? Aslında bunun hiçbir önemi yok. Çünkü işlem esnasında zaten biz hastamızı uyutuyoruz. Çok basit anestezik maddeler vererekten bunun girdiğini veya çıktığını hiç hatırlamıyor. Burada görüldüğü gibi yemek borusundan giriyoruz, aşağıya kadar iniyoruz, mideye bakıyoruz. Tabi midenin içinde tamamen ters dönerekten yemek borusunun alt kısmına bakarız ki mide fıtığı var mıdır yok mudur. Buna J manevrası denir. Bu bizim için çok önemlidir. Daha sonra buradan ince bağırsağa geçeriz. İnce bağırsağı da inceleriz ve safra yolu açılımını gözleriz. Ondan sonra geriye çıkarız.